sergi benim için yeni bir heyecan. İnanın yürücüye çıkan kızlar gibi resimlerimin insanlarla göz göze gelmesi bende yeni heyecanlar yaratıyor. Bu heyecanın bir anlamı daha var bu sergimin. Bu 27. kişisel sergim. Bu serginin bir amacı da Ortaköy Rotary Kulübü ile birlikte yola çıkmak. Kreş projesinde çocuklar için yapılacak kreş projesinde onlara bir destek amacıyla yola çıktık. Çocuklarla olmak ayrı bir heyecan benim için. Çünkü resimlerimin içinde de o saf duygulu çocuk resimleri var bol bol. Çünkü çocuk demek yeni bir oluşum, yeni bir hayat, yeni bir heyecan ve temizlik, saflık anlamında benim için. Bu sergimde de tabii ki doğanın üç yüzleri var. Konusu ne hissediyorsam onlar. Yani resim hep derim ya benim için etki ve tepkidir. Evet bu yıl çok yoğun bir yıl oldu benim için. Serginin heyecanının dışında da yoğunluklarım oldu. Ama bu sergiye iyi hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü bunu dostlarım bana hissettirdiler. Resimlerle göz göze gelmek onları son derece mutlu etti. İnanıyorum ki resimlerim de çok mutlu. Tıpkı benim gibi. Çok heyecanlı ve mutluyum. Gerçekten uçuyorum. Nasıl bir uçma bu? Uzun dönem çalıştıktan sonra bir tabii yorgunluk var. Ancak yorgun değilim. Çünkü bu paylaşım sürecinde yorgunluğumu unuttum. Dostlarımdan gelen sıcacık ilgiyle, sevgiyle, kucaklaşmalarla yorgunluğumdan eser kalmadı. Görüldüğü gibi gayet enerjik, mutlu, heyecanlı ve bu heyecanı dostlara hissettirebilmek güzel şeyler bunlar. Neydi emeklerime diyorum. Her şey güzel. Dilerim ülkem için de her şey güzel olacak. Dilemek değil, elbette mücadele gerekiyor. Bu mücadelede ben de varım. Sadece resim yapmak değil benim amacım. Bu yaşamda bir duruşum var, siyasi bir görüşüm var. Ve bunu hayata geçiriyorum zaten. Ne söyleyeyim? Mutluyum. Burada olmaktan mutluyum. Sanat hayatının bugünkü konuğu Bedri Baykam. Plastik Sanatlar Derneği Başkanı, sanatçı ama Dünya Sanat Örgütü'nün yönetim kurulunda ve artık dünyanın bir sanat günü var sloganını hayata geçiren, öneriyi yapan sanatçı, sanat örgütçüsü. Artık dünyanın bir sanat günü var. Bu metni kabul ettirirken ilk cümle dünya hiç de iyiye gitmiyoru. Çok netlikle koyuyor. Dünya birçok noktada çok yanlış bir yöne doğru gidiyor diyor. Evet. Ve bunun içinde dünyanın önemli ülkesi Türkiye'nin önemli sanatçısı Bedri Baykam'ın atölyesindeyiz. UPS'de biliyorsunuz Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği 1989-90'da kuruldu. Ben o zamanki 8 kurucu yönetim kurulu üyesinden biriyim. Daha sonra İkinci başkanlık da yaptım. 2006'dan beri de başkanlığını yapıyorum UPSD'nin. Bir yıldır da Dünya Yönetim Kurulu'ndayım ve Avrupa Yönetim Kurulu'ndayım. Şimdi bir yıl önce Guadalajara'da, Meksika'da UPSD olarak yani Uluslararası Sanat Birlikleri'nin Türkiye Milli Komitesi olarak dedik ki Leonardo da Vinci'nin doğum günü Dünya Sanat Günü olsun. Çünkü dünyanın böyle bir güne ihtiyacı var. Dünyada bir evrensel sanatçı dayanışması lazım. Demin sizin de dediğiniz gibi dünya maalesef kötüye gidiyor. Sürekli dünyayı çıkar ilişkileriyle peşkeş çekmek isteyen, ekolojiyi içe sayan, sürekli ırkçılık yapan, savaş çıkaran, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeyi adet haline getirmiş. Bütün bu maalesef yıkıcı girişimler ortadayken, sanatın gittikçe dünyada daha bir ortak sesi olması lazım, güçlü sesi olması lazım. Barışı, güzellikleri, dayanışmayı, evrensel kardeşliği, estetiği öne çıkaran sanatın topluca dünyada kutsandığı bir gün olması lazım. Bu tabii kolay bir şey değil. Fakat
Dünya Sanat Birlikleri'nin bu öneriyi kabul etmesi bizi çok mutlu etti. Tabii biz Leonardo da Vinci'nin doğum günü olsun diye hem bir bahar gününe denk geliyor, hem Leonardo çok katmanlı düşünen, aynı zamanda bir filozof, bir matematikçi, bir bilim insanı, bir mucit, bir yaratıcı deha, bir yazar ve eşsiz bir sanatçı. Dolayısıyla bu Leonardo'nun varoluş tarzı, çok katmanlı düşünce tarzı, bu çağın disiplinler arası geçiş ve sanatta multimedya dediğimiz sanatın değişik kesimlerinin birbirleriyle olan sürekli iletişim ve toplu sunumuna çok uyan bir altyapı getiriyor Leonardo kimliği. Ve o yüzden zaten Leonardo da Vinci'nin doğum günü olsun dediğimizde hiçbir muhalefetle karşılaşmadık. Biz daha önce mesela acaba mağara resimlerinin ilk karşılaşıldığı an mı, gün mü, acaba hani mağara resmiyle bir iletişim kurabilir miyiz diye bir çabamız oldu. Onun dışında da belki başka bir tereddüdümüz olmadı. Yoksa dünyada başka çok önemli sanatçılar var. Picasso, Michelangelo ya da kimine göre böyle bir olayda Dali vesaire, ama belki bunların hiçbiri Leonardo kadar bu boşluğu dolduramazdı. Şimdi bu yıl ilk defa kutlanıyor ve dünyanın birçok değişik ülkesinde, Güney Afrika'da, Şili'de, Fransa'da, Norveç'te, İsveç'te, Laos'ta, Meksika'da, dünyanın Brezilya'da, dünyanın birçok yerinde aynı anda sanatçılar Dünya Sanat Günü'nü kutlayacak, partiler yapacak, sergiler yapacak, konuşmalar yapacak, birbirine insanlar sanat hediyesi alacak. Yani birbirinize sanat hediye edin, sanatın değerini bilin kavramı yavaş yavaş yerleşecek. Tam burada bu öneriyi yapan Bedri Baykam, 2011'in 5 Nisan'ında bu düşünce oylandı ve kabul edildi. Evet, galiba yanılmıyorsam 3 Nisan olabilir. Yani 3-4-5'ti, ben ilk gününde oylattım bunu. Evet, galiba. Ben elimdeki broşürden 5 Nisan 2011'de... O gün bittiği 17. için kurultay öyle diyor. Evet, evet. Çok yakın bir tarih. Çok. Bir yılın içinde 15 Nisan ilk kez bu yıl kutlanacak. Evet. Burada Bedri Baykam atölyesindeyiz. Bunu birkaç kez söyledim. Anayasa formunda konuşmacı Bedri Baykam. Evet, Türkiye'nin en büyük kulübünün siyasete alet edilmesinde ve Ergenekon tertibi içinde başkanının halen tutuklu oluşunda kanallarda görüşünü açıklayan, savaş çıkmasın Fahri diye... Fahri avukatlık yapan. Fahri avukatlık yapan. Savaş çıkmasın, savaşın yıkıcılığı, Türkiye'nin bu savaşta yeri yok diye dostluğu Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini sanatçı kişiliğiyle yüksek sesle dillendiren, bu süreçte baktığımızda sürekli Silivri'ye gidip tutuklu arkadaşlarına arkadaşlarıyla, yazarlarla dayanışma gösterip onlara moral vermeye çalışan, onların cesaretinden güç alan bir insan olduğumu da ekleyelim. İçim Parçalanıyor sergisinde Türk devriminin, Türkiye'nin bugünkü duruşunun saygıyla bahsediyorsunuz önderi. Doğu Perinci'yi koyan, tabii, resme ve kendi içinin parçalanmasını, evet, engelleyemeyen bir saldırıya, evet, uğrayan siyasi bir saldırıdır bu. Mehmet Aksoy'un heykelinin doğrandığı günlerde, evet, sizi doğramaya kalktılar. Aynı günlerde olan. Evet. Bugün de aldığımız bir haber var. İstanbul Modern'le ilgili. Dünkü haberle birleştirelim. Çok yakın tarih. Evet. Mustafa Kemal'in kurduğu müzenin süratle yer değiştirmesi, tarihinden koparılması. Evet. Buradan, bütün bunların içinden bakıldığında, Dünya Sanat Örgütü'nde yönetici olmak ve kötüye giden dünyayı dönüştürmek için Türkiye'den umutla mücadele etmek. Şimdi biz mücadeleye devam ediyoruz. Hayat sonsuz bir mücadele. Tanrı bize tarihin bu döneminde bir muhalefet görevi vermiş. Yani çok enteresandır. Yani normalde bizlerin bu bilgilerini, bu çalışkanlıklarını, bu evrensel ve takım arkadaşlığıyla, arkadaşlarla yürüttüğümüz bu çabalarla normalde Türk insanına yön veriyor olmamız lazım. Türk sanatına, Türk dış işlerine, Türk kültürüne, ülkenin sosyolojisine, dünyadaki imajına. Ama biz maalesef
üzerimize bindirilen yıkımlarla sürekli olarak uğraşmak durumunda kalan gladyatörler gibiyiz. Yani meşhur bir deyim vardır Türkçe'de, şeytan taşlamaktan ibadet yapmaya vakit bulamamak. Yani biz de bu akıl almaz saldırılara karşı koymaya çalışmaktan normal yapmamız gereken sanat çalışması, yapıcı çalışma, kanun çalışması, Türk sanatçılarının önünü açacak kanunlar, yeni uygulamalar, yeni sergiler, bunlara harcadığımız zaman, ki onlara da çok zaman harcıyoruz. Harcıyorsunuz, plastik yasa tasarısı hazırlıyoruz. Parantez, ben bir de bunun üstüne öbür kimliğimle CHP'ye tüzük bile hazırlıyorum. Fakat enteresan bir şekilde Türkiye'de insanlar, herkesim demokrasiyi çok sevdiğini söylüyor. Bu demokrasi maalesef artık bir maymuncuk kelime haline almış. Hiçbir anlamı yok. Herkes demokrasiyi seviyor ama herkes demokrasiyi o kadar seviyor ki herkes demokrasiyi ifade ediyor. Yani bu nasıl bir sevgi ise çok bir şizofrenik, korkunç bir ilişkisi var herkesin demokrasiyle. Utanıyorum artık televizyon izlemekten. Utanıyorum sözde aydın kişilerin şu ortamda neleri desteklediklerini, nelerin hala arkasında olduklarını, hangi yüzle nasıl konuşabildiklerini gördüğümde gerçekten içim parçalanıyor. Yani mesela bir 2010 referandumunda 12 Eylül'de evet oyu vermiş insanlar her gün bu yaşam tarzına saldırı olduğu zaman, efendim bu Beyoğlu'nun kafelerinden, barlarından ve sokaklarından başlıyor tırnak içinde temizlik. Bakın sonra Atatürk'ün açtığı resim heykel müzesine giriyor. Şimdi İstanbul Modern'e giriyor. Nedir bütün buralarda temizlenen? Bir yaşam tarzı. Bir yaşam tarzını yok etme peşinde. Genel tabloya baktığınızda bir yandan Amerika'nın emir eri olan bir ülke, bir yandan o ülkede ılımlı İslam adı altında, artık ılımlısı da pek kalmayan bir ortamda laik eğitimin adım adım yok edilmesi, din adına her şeyin demokrasiyle korunarak anti-laik bir şekilde tüm kanun uygulama ve yaşam tarzlarına sızdırılması ve laik çağdaş kültürün, evrensel özgür kültürün tüm yaşam tarzlarının adım adım yok edilmesi ve bu genel tabloyu göremeyen, günlük hayatta diziler ve maçlarla ve normal kendi ev koşuşturmalarıyla olup biteni izleyip sonra uyuyup uyanan insanlar. Yani tabii ki biliyorsunuz dünyada her ülkede olup biteni yapan insanlar, yönlendiren insanlar vardır. Bunu seyreden insanlar vardır. Bir de her şeye geçip gittikten sonra ya ne olmuş buralarda diye yıkımı seyreden insanlar vardır. Mühim olan birinci gruba dahil olmak. Yani bu yapılan Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi adı altında Türkiye Cumhuriyet kültürünün yok edilmesini seyretmeye hiç kimsenin hakkı yok. Kendine saygısı varsa hakkı yok. Çocuklarının geleceğine saygısı varsa hakkı yok. Ama herkes, bakın, bütün bu yaşam tarzlarına olan saldırı bir gün hepsine olmuyor. Yavaş yavaş bir ona, bir şuna, bir buna, bir oraya, bir buraya alıyor. Dolayısıyla o anda dokunulmayan kişi ya bu benim sorunum değil ki diyor. Ya bu onun sorunu diyor. Bu benim sorunum değil ki Beyoğlu barcısının sorunu diyor. Bana ne diyor? Ben zaten bara gitmiyorum diyor. Bu benim sorunum değil ki Beyoğlu kahvecisinin sorunu diyor. Ben zaten Etiler'de oturuyorum veya Çorlu'da oturuyorum diyor. Bu benim sorunum değil çünkü işte ben zaten bu klasik resim müzesine, resim heykel müzesine zaten hiç gitmiyorum diyor. Ya da sanatçının sorunu diyor. Bunu söyleyeyim ki iş adamları da kendilerini böyle koruyamayacaklar. Yani bu pazarlıklarla görmezden gelerek çeşitli şeyleri, medya patronları da kendilerini koruyamayacaklar. Şimdi biz Dünya Sanat Günü diyoruz. Bu bilinci yaymaya çalışıyoruz. Bu bilinç nedir? Evrensel dayanışma, evrensel kardeşlik, sanatın gücü, düşünmenin gücü, demokrasiye sahip çıkma, geleceğine sahip çıkma, düşüncenin en kutsal ürünü olan sanat eserinin gelişmesi, tanıtılması, korunması ve gelecek kuşaklara bu bilincin verilmesi. Şimdi Dünya Sanat Günü'nün
Bir yandan sokağa taşan etkinlikleri var. İşte Nişantaş'ta bütün vitrinlerde 80-100 resim sergileniyor aynı anda. Sanat halkın ayağına iniyor, gözünün önüne geliyor. Ve 15 Nisan Abdi İpekçi Caddesi'nde Şişli Belediyesi ile yaptığımız bu vitrin sergileri dışında heykel sergileri sokakta oluyor ve bütün gün saat 12-18 arası 15 Nisan'da aynı zamanda konuşmalar olacak. Komet ve Adnan Çoker'e onur ödülü verilecek, plaket verilecek, Dünya Sanat Günü onur ödülü verilecek. Ayrıca canlı müzik olacak. Burada Golden Horn Brass Quintet caz yapacak. Bulutsuzluk Özlemi grubu müzik yapacak. Birçok önemli sanat kurumumuz, müzemiz ki aralarında işte İstanbul Modern var, Pera var, Yapı Kredi, İş Bankası, Boyut Literatür hem sanat kitaplarını indirimli sunacaklar, hem tasarım ürünlerini, hediyelik tasarım ürünleri, yelpazelerini indirimli sunacaklar. Sokakta yapacaklar bunu Abdi İpekçi Caddesi'nde. Bu yalnız İstanbul'da kalmayacak. Çankaya'da, Ankara'da, Alanya'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Sinop'ta, birçok yurdun değişik yerlerinde sanatsal aktiviteler, kutlamalar, bilinçlenme toplantıları yapılacak. Türkiye'nin sanat konuştuğu bir gün ve bir hafta olacak. Cuma günü Tomur Atagök, Yusuf Taktak ve benim sunduğumuz Leonardo ve Dünya Sanat Günü başlıklı panel yapılacak. Ayrıca İtalyan Kültür Merkezi çok önemli bir projeye imza attı. 16 Pazartesi akşam 18.30'da Leonardo da Vinci Müzesi'nin müdürü İtalya'dan geliyor, Bay Vezosi ve Leonardo Modernlik ve Ütopi başlıklı bir konferans verecek İtalyan Kültür Merkezi'nde. Ben merakla soracağım. Bedri Baykam, Türk Plastik Sanatları'nın en önemli kurumunun dünya çapındaki, dünya kurumunun Türkiye şubesi değil mi? Evet, evet. Uluslararası Türkiye Plastik Milli Komitesi'nin başkanı. Komitesi başkanısınız. Anayasa formunda Türkiye'nin geleceği kesinlikle var. Sanatın aydınlık yüzleri, sanatçılar evet. Eğer bir yerden bakıyorsa orada karanlık mümkün değil diyorsunuz. Yani dibe vurmuş şartlarda bile Dünya Sanat Günü'nü önerdiğinizde söylediğiniz bahar günü, gelecek o orada veriliyor. Anayasanın önümüz 1 Mayıs'ta yazılmaya başlanacağı, bunun gerici, bölücü bir anayasa olduğu ortada. Üniter devlet Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nden bir şey kalmadığını resmileşeceği günlerde bu kadar umutla bakmak, sanatçılar girişimi Dünya Sanat Günleri'ne nasıl bakıyor? Bunun doğrudan içinde ilk imzacılardan ve evet. Sözcüsü olan evet. Bedri Baykam ne diyecek? Yani tabii ki sanatçılar girişimi Türkiye'de her haksızlığa, her yolsuzluğa, her ümit kırıcı hukuksuzluğa karşı sesini yükselten, oraya giden, tepkisini koyan ve reddediyoruz diyen bir sanatçılar girişimi. Bu bir dernek değil, kurum değil, kulüp değil. Bu bir girişim, bu bir sokakta ve arada kendi aramızda yaptığımız konuşmalar ve haberleşmeler sonucu direkt sonuca giden, direkt tepkisini ortaya koyan bir kurum. İşte Cumhurbaşkanı'na 4+4+4'e karşı en direkt tepkimizi de koyduk. Cumhurbaşkanlığı makamına da bunu yolladık. Silivri'ye gidip bu sefer topluca gidip sanatçılar olarak oradaki yazar, çizer, gazeteci, akademisyen, siyasetçi dostlarımıza ya da askerlere desteğimizi de ortaya koyduk. Bu davalarda süren haksız, uzun, tutuksuz yargılamalara da tutuklamalarda ortaya çıkan açık kanıt ve ihlalleri ve bütün bu kanıtların dökülmesinin de yarattığı hukuki iflasa da parmak bastık. Zaman aşımı olmaz evet. Dediniz insanlık suçunda Sivas'ta. İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz dedik. Ama Türkiye öyle bir noktada ki Sivas'ta zaman aşımı olsun, Deniz Feneri yok sayılsın,
Efendim öte yandan neyle suçlandığını bilmeyen yurtseverler 4 yıl, 5 yıl kim bilir ne kadar içeride kalsın ve belki bir hücreyi paylaşma özgürlükleri bile ellerinden alınsın. O zindanda bile onlara rahat bırakılmasın. Yani böyle bir sonra siz kalkıp diyeceksiniz ki dünyaya ben bu ülkeye ileri demokrasi getirdim. Yani bu 1 Nisan şakası olarak mı yapılır? Hayır. Bu karanlık kış günlerinde de uygulanıyor. Sonbaharda da uygulanıyor ve maalesef bu bir şaka değil, bu bir kabus ve gerçek. Şimdi Türkiye'nin artık sürekli olarak bu gerginlik hattında bu sanki sürekli kavgaya taşınan, sürekli birbiriyle kavga etmeye zorlanan, yaşam tarzlarının birbiriyle kavga ettiği, insanların, ırkların birbiriyle kavga ettiği ve Türkiye'yi bir arada tutan ana tutkal olan Atatürkçülüğün adım adım planlı bir operasyonla çivilerinin söküldüğü, zamkının sulandırıldığı ve yerinden çıkarıldığı bir ülkede maalesef sonuç olarak bir yandan bunlara tepki veriyoruz, bir yandan tabii ki Dünya Sanat Günü gibi girişimlere de, güzel projelere de tabii ki sanatçılar girişimi destek verecek, omuz verecek. Çünkü zaten biz bu dayanışma sayesinde ancak sesimizi halkımızla, toplumumuzla güçlü bir şekilde paylaşacağız. Peki dünya sanatçılarının Bedri Baykam'ın bunu çok önemsediğini biliyorum. Öneri olarak da getirirdi. İlk derli toplu dillendiren sanatçı. Bütün bu görüşler farklı dillerde dünyaya da açılmalı. Yeterince duyuramıyoruz dediniz. Dünya sanatçılarının bu görüşmelerdeki tavrını, Meksikalı sanatçının, Brezilyalı, Laoslu, Fransız, Amerikalı sanatçının tavrı ne? Her biri Türkiye'de olup bitene olup biteni iyi kişiler ki yabancı basına çok sık çıkıyor artık Türkiye'nin içine düştüğü durum, çukur. Çukur değil mi? Tabii bu bir çukur. Bu bir tuzak pusu. İçine düşüyorsunuz. Bu bir çukur. Herkes bunun farkında olan insanların hepsi çok tepkili, çok üzgün ve bunun dünyada bu şekilde görmezden gelinmesi ve kendi ülkelerinde siyasi olarak görmezden gelinmesine de tepki veriyorlar. Bütün bunların iz düşümlerini arada hep rastlıyoruz. Bilgileri bize de geliyor. Yani bu bilgi paylaşımlarının dünyayla tabii çok artması lazım. Çünkü dünyanın artık bu evrensel iletişim çağını sırf bir eğlence veya müzik paylaşımından ibaret değil yani. Konu sırf Facebook'ta veya Twitter'da bir şarkı paylaşmak ya da bir güzel haber ya da bir konser ya da bir futbol polemiği tartışmak değil. Konu dünyanın demokrasiye olan saldırılarını da, acılarını da, özgürlüğe yapılan saldırılarını da dünyada ortak bir platformda ele alınıp özgürlüklerin, barışın, kardeşliğin, demokrasinin tek bir sesle korunması lazım. Burada da başka bazı bizden arkadaşların da şu hatayı yapmaması lazım. Ben emperyalizme karşıyım. O zaman işte ben diyorsa Amerika'ya karşıyım, AB'ye karşıyım. Öyleyse ben Avrupalıları ve Amerikalıları yok sayıyorum. Böyle bir şey yok. Amerikan halkı ve Avrupa halkı o bahsettiğimiz emperyalist güçlerin illa bir maşası, bir oyuncağı değil. Onlar da tepki veriyor. Onlar da bizimle üzülüyor. Dünyanın demokratikleşmeye ihtiyacı var. Aynen. Bütün dünya ülkelerin, Amerika dahil, demokratik devrim yapma zorunlulukları dayatıyor. İnsanlık tarihinde de Amerikan devrimi ve Fransız devrimi, bütün insanlığın, Amerika'nın İngiltere'den kopuşta verdiği savaş, bütün insanlığın öncü hareketidir. Hepimizi dönüştüren, insanlığı dönüştüren hareketlerin başındadır. Evet. Siyaset, emperyalizme karşı olmak başka bir şey. Yani mesela kadınların hakları ve kadın işçi haklarının da savaşı Amerika'da başlamıştır. Evet. Amerika'da da çok küçük etkinlikleri olsa bile sol partiler vardır, sosyalist partiler vardır. Özgürlüğü savunan savaşa karşı aydınları vardır. Mesela Irak'taki savaşa karşı göğsünü siper etmiş binlerce aydını var Amerika'nın. Bu savaşı vermiş, bu yüzden fişlenmiş, bu yüzden kara listeye geçmiş. Aynen 1950 McCarthy dönemi gibi vesaire. Tabii.
Yani sonuçta dünyanın doğru insanlarının, demokratik insanlarının birbirleriyle iletişimi çok önemli. Bakın burada ben belirli özellikle bizim alanda da, bizim alandaki de bazı yanlış düşüncelere de parmak basmaya mecburum. Biz bu iletişimi nece yapacağız? Siz bugün bir Amerikalıya, bir Kübalıya, bir Kolombiyalıya yaşadıklarınızı veya bu durumu Türkçe yazsanız okuyabilecekler mi? Okuyamayacaklar. Bunu İngilizce yazacaksınız. İngilizce artık bu bağlamda şu anda evrensel dünyanın dili. Vay efendim dil emperyalizmi ben ve bir şey yok. Siz bugünün realitesinde dünyanın dili artık emperyalizmi falan dili değil. Emperyalizmi mücadele etmenin dili de İngilizce. Bu bir evrensel Esperanto yerine geçmiş dil gibi şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bunu dünya insanlarıyla, diğer demokratik insanlarla paylaşacaksanız bunu İngilizce yapacaksınız. Ha, bu arada Türkçenizi geliştirin, Türkçenizi yayın, daha çok Türkçe okuyan, öğrenen insan sayısını arttırın. Bu ayrı bir olay. Bu tabii ki geliştirilsin. Ama şu anda bir realite var. Siz bugün dünyadaki ben Afrikalılara, Amerikalılara, Avrupalılara, Güney Amerikalılara siz Türkçe öğrenene kadar ben ülkemde olup biteni anlatmayacağım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onun için bizim de bazı öz eleştiriler yapıp nasıl dünyadan kopuk yaşayıp Türkiye hakkında, Türkiye'de neler olup bittiğinin sahte anlatımını başka insanlara, ikinci cumhuriyetçilere, sözde ılımlı İslamcılara, başka gruplara, emperyalist ortaklara vesaire bıraktığımızı gördüğümüz zaman demek ki biz orada ciddi bir hata işlemişiz. Demek ki biz orada ciddi bir iletişim hatasını dünyayla yapmışız bu hatayı. Onun için mesela Şişli'de yaptığım konuşmada, Şişli Öğretmenler Evi'nde bu anayasa platformunda yaptığım konuşmada, Milli Anayasa Forum platformu dedim ki ne yazıyorsanız bunu aynı zamanda tercüme etmeniz lazım dedim. Bunu dünyaya yaymanız lazım, paylaşmanız lazım dedim. Aksi takdirde bu kendi grubumuz olarak kendi içimizde yalnız konuşan ve birbirimizi ikna eden insanlar olmaktan öteye gidemeyiz. Ben Bedir Baykam'ı sadece sanatçı, sadece Plastik Sanatlar Örgütlenmesi'nin insanı olarak hiç değerlendirmedim. O Türk devriminin bugününde bulunduğu yerden o programın unsuru olarak, o programın savunucusu olarak oldu hep. Bu söyledikleriniz de o eksende değerlendirilmeli. Sanat programında, sanat hayatında, Dünya Sanat Günü ile ilgili evet. olan şeyde ne kadar yoğun, yine iç siyasetin içindeyiz evet. kaçınılmaz olarak. Bedri'nin söylediği bir televizyon programında aldığım statlarda başarılıyız. Çim sahalar, çok sayıda çok oturaklı sandalyeli statlar. Ama bir tane modern müzemiz, bir devlet düşünün, yüzlerce stadyum yapmıştı. On binlerce cami yapılmış. 100 bin civarında yanılmıyorsam. Bir adet modern sanat müzesi yapmamış. Yalnız Atatürk Ankara İstanbul Resim Heykel Müzesi yapmış. Onu da çok görmüş bugünkü hükümet. Onu elinden alıyor. Geçici olarak antrepoya atıyor bu işleri. Antrepoda Resim Heykel Müzesi burada bitkisel hayatta yaşasın diyor. Şimdi öğreniyoruz ki Galata Port projesi kapsamında İstanbul Modern'i yerinden kaldırmaya çalışan ve bu konuda karar aldığı söylenen güç, oradaki Resim Heykel Müzesi'nin artıklarını taşıyan antrepoyu pas mı geçecek zannettiniz? Neymiş efendim? Yok, yeşil alan alacak. Ne kadar yeşil alanı seviyormuşsunuz? Yeşil alanı o kadar çok seviyorsunuz ki Göztepe'de, Kadıköy'de Göztepe Parkı'nı da yeşil alanı yok edip cami yapmaya çalıştınız. Mühim olan yeşil alan sevgileri falan değil, bir yaşam tarzına saldırıyorlar. İşte bunu anlatıyorum. Yani işte bunu biliyoruz. Müstehcen diye nü resme de negatif bakıyor, belediye galerisinden indiriyor. Alkole de vergi koyuyor. Kafeyi de barı da yok etmeye çalışıyor. Efendim müzeyi de yerinden ediyor. Gazeteciyi de hapse. Çünkü özgürlüğe düşman. Çünkü demokrasiye düşman. Çok sesliliğe düşman. Bu düşmanlığı örtmek için de bütün yaptıklarının adına ileri demokrasi diyor. Ha, insanlar günlük hayatlarında harika bir durumda, ne diyoruz? Ben de maç izliyorum.
Ama benim maç izlemem ve bir futbol aşığı olmam veya spor aşığı olmam, tenis aşığı olmam benim siyasi bilincimi kitlemiyor ki. Yani dolayısıyla futbol insanları uyutmak için kullanılıyorsa, vallahi sevgili bizi izleyen insanlara sesleniyorum. Benim gibi sporda dönenlerin siyasetle ilişkisini kuramıyorsanız veya spor tartışmasını bir hafta boyunca penaltı mıydı, gol müydü diye birbirinizle kavga edip ülkede neler olup bittiğini göremiyorsanız o zaman futbolu izlemeyin. O zaman dizileri de izlemeyin. Bunların ayrımını yapmayı bilmiyorsanız lütfen bir ay yalnız siyaset okuyun diyecek bir laf bulamıyorum. Yani artık bunlar tam damardan uyuşturucu olarak kullanılıyor. Yani bu uyuşturucuların varlığını bildikleri için her şeyi yapabiliyorlar. Ve ülkede televizyonların bu kadar çok olması, günlük yaşamın sanki özgürce sürüyormuş gibi bir havada yapay solunumla teneffüs ediliyor görünmesi, bütün bunlar Türkiye'nin ben kimlik değiştirme operasyonu hasta masaya yatırılmış. Bu kimlik değiştirme operasyonu yapılırken hastaya cinsiyet değiştirtilir gibi ama tam uyutmadan yarı uykulu böyle ve kendinden geçmiş şekilde hastaya bu şırıngalarla uyuşturucular verilip bu kimlik değişimi operasyonu yapılırken laik Atatürkçü hukuk devleti çağdaş demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm özellikleri tamamen göbekten Amerika'ya bağlı, Avrupa'ya bağlı ama yarı şeriatçı, yarı ılımlı İslamcı, antidemokratik, totaliter bir sözde demokrasi, özde başkanlık rejimine geçişin ameliyatı yapılıyor. Ama bu ameliyatı daha ne kadar görmezden gelebilir bu ülkenin sanatçıları, siyaset adamları, efendim sözde düşünürleri, sözde büyük yazarları, gazetecileri halının altına ne kadar saklanabilirler, masanın altına daha ne kadar girebilirler? Bunu görmezden gelerek bu olaylar yok olmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Son ekleyeceğim şu. Tabii ki bugünü sevgili annem yaşıyor. Onunla paylaşıyorum. Bütün sanatçı arkadaşlarımız dışına. Sevgili babam da yaşıyor olsun isterdim. Bugünü görsün isterdim. Çünkü Türkiye'de benim her ayda her babanın yaptığı gibi benim kişisel gelişmem dışında Türkiye'de sanatın gelişmesine o da bir siyasetçi olarak çok çaba harcamıştır. 60'lı yıllarda sinemanın önünün açılması için yapılan tüm çabalar o Baykam Kanunu diye geçer. Hep Baykam'ın hazırladığı, yaptığı. Ve tabii ki Dünya Sanat Günü'nü veya bu dayanışmayı babam yaşasın isterdim. Verdiğimiz siyasi mücadeleyi gerek UPS'de olarak, sanatçı girişimi olarak veya Türkiye'nin anayasasını korumaya çalışan aydın insanlar olarak bu mücadelenin parçası olsun isterdim. Ve bize çok da akıl verirdi, yol gösterirdi. Çünkü 1950'lerde Demokrat Parti iktidarına karşı ve orada Türkiye'nin üzerine çökertilmeye çalışılan karanlık tabloya karşı çok mücadele etmiş bir genç siyasetçiydi o zamanlar babam. O bu 15 Nisan'ı güzel günü bizimle yaşasın isterdim. Ben de kendisine teşekkür ediyorum ki bana verdiği siyasi bilinçle bir şekilde sanatçı olmanın ötesinde Türkiye'de yaşanan, dünyada yaşanan oyunları kolay görmemi, algılamamı sağlayan bir altyapı bana vermiş diye ona teşekkür ediyorum. Ve bu Dünya Sanat Günü'nü kutluyoruz, buruk bir şekilde kutluyoruz. Çünkü Mustafa Balbay'da, Tuncay Özkan'da, Doğu Perinçek'te, Mehmet Haberal'da, Hikmet Çiçek'te, Soner Yalçın'da ve bütün diğer tutuklularda veya balyozdan tutuklu olup niye tutuklu olduğunu bilmeyen ve artık bütün CD sahtekarlıklarının ortaya çıktığı noktada normalde düşmüş olması gereken bir davada hala tutuklu olan kimi askerler, komutanlar da onlar da aramızda olsun ve gerçek anlamda bir evrensel kardeşlik içinde bunu kutlayalım isterdik. İnşallah gelecek sene öyle kutlarız.